Soyunma odasına giren adamlardan şuraya bir kova bıraktık. Formanızı sıkın bakalım. O kovayı en çok Vegas doldurur. Ben çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Burnley performansını bence Beşiktaş'ın hiç göz ardı etmesi lazım. Satın alma opsiyonunu almazsa Beşiktaş taraftarı açısından şöyle bir etkisi de olabilir bir sene sonra. Ya niye Weghorst gidiyor dedirttirecek bir oyuncu. Bu oyuncu ancak zaten Burnley'de 2 gol atarsa alabilirsin. Yoksa Burnley'de bu adam gitseydi 18 gol atsaydı gelir mi abi buraya? Gelmez. Bu adam çatır çatır oynar, çatır çatır oynatır. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Weghorst transfer hakkında ne düşünüyorsun? Weghorst çok iyi bir transfer. Beşiktaş bence çok iyi bir oyuncu aldı. Tabii bilemeyiz. Oyuncunun belki buradaki adaptasyonu, oryantasyon sürecini nasıl geçirecek? Bunlar tabii dış etkenler ama Beşiktaş iyi bir transfer yaptı ve Beşiktaş ne oynamak istediğini aslında bize anlattı Valerian İsmail. Yani Valerian İsmail'in kafasında bir oyun modeli var ve bu oyun modelinin üzerine bir şey inşa ediliyor. Bunu çok net görüyorsun. İşte Saiz transferiyle görüyorsun, Weghorst transferiyle görüyorsun. Muleka gündemde olan bir transfer. Abi Weghorst transferi hakkında birkaç soru sormak istiyorum sana. Tamam. Weghorst transferinde Wolfsburg'daki performansı hakkında öncelikle ne düşünüyorsun? Ya Glasner onun içinden başka bir şey de çıkarttı diyebiliriz. Çünkü buradaki oyuncu modeli Weghorst'a çok uygundu Wolfsburg'daki performansı. Şimdi orada Maximilian Arnold'lar, Maximilian Philipp'ler, Schlager'ler, Stefan'lar falan Pire gibi bir merkez vardı. İşte Bakular, Brekalolar, Hakeza. Weghorst tam bir takım oyuncusu. Dolayısıyla da Weghorst herkesi oynatan bir karakter. Burada işte sağ taraftaki Gezal onunla yardımlaşacak. Şimdi Gezal Batshuayi'ye verdiği anda neyi hayal ediyorsun? Batshuayi ne yapacak? Gol yapacak mı, yapmayacak mı? Weghorst çok paylaşımcı bir oyuncu. Weghorst'a verdiğin anda alma garantisi veriyor sana. Bu çok önemli bir detay bence. Yani 2 yıl garantili ürün almak gibi bir şey Weghorst. Topu verdiğin zaman alabilirsin Weghorst'tan. Diğer tarafta Muleka da bu paylaşımı seven bir oyuncu ve istediği santrafor tipi Muleka'nın da öndeki oyuncuya vereyim ve sonrasında ben o koşuyu, boş koşuyu attıktan sonra ona çok güzel indirebilecek bir santrafor tipi Weghorst. Ve bu paylaşımcı tavrı oyun nereye evrildiyse Weghorst oraya doğru yanaşmaya başlar. Yani bu ne demek? Beşiktaş sağdan geliyor. Rozier ile beraber geldi. Gezal oraya destek verdi. Jason Fernandez oraya destek verdi. Weghorst gelecek yavaş yavaş oraya doğru kaymaya başlayacak sağ tarafa. Yani Aboubakar'la Beşiktaş'ı birazcık bize hatırlatacak. Oraya kaydığı anda da zaten ne yapacak? Beşiktaş'ın sol beki. Rakip de bu kaymaları yaptıktan sonra Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın performansı bile çok artacak. Rıdvan Yılmaz performans diyorum yüksek ihtimal oyuncu kalacak gibi gözüküyor. Orada inşallah pürüz vardır. Ben Rıdvan Yılmaz'ın hani bu sene Weghorst'u kadroda kalmasını çok isterim. Çok iyi iş yapar. Evet abi, bu arada Weghorst aileden zengin birisi gerçekten. 130 tane petrol istasyonları olduğu söyleniyor. Weghorst bu duruma rağmen kendisini futbola adamış durumda. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? 130 petrol istasyonu. Evet. Arap mı babası? Arap şeyi falan herhalde yüksek ihtimalle. Hollanda'da, Hollanda kökenli kendisi bu arada. Anne Hollandalı, baba Kuveyt. Kuveyt, evet, Arap olma durumu yok, da var. Yok, yoktur ya, adam bildiğin hani safkan Hollandalı yani Flemenk bir adama benziyor hatta. Çok da baby face bir yüzü var hani. Yüzünün güzel, kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş denecek kadar böyle tatlı bir adam. Tabii görece 130 benim mesela akaryakıt istasyonum olsa herhalde futbolcu olmakla çok meşgul olur muydum? Olabilirdim. Bu bir aşk. Ve ben şuna çok bakıyorum. Bir oyuncunun oyuna karakter koymasıyla çok ilgilenirim. Çok kalmadı böyle oyuncu tipi. Weghorst hani maç bitti, 90 dakika bitti. Beşiktaş mağlup oldu atıyorum ama soyunma odasına da bir test yapıyorsun. Ne testi? Beyler, soyunma odasına giren adamlardan şuraya bir kova bıraktık. Formanızı sıkın bakalım. O kovayı en çok Weghorst doldurur. Dolayısıyla da taraftarın nezdinde de çok büyük karşılığı olacak. Ya 130 akaryakıt istasyonu olan bir adamın bu performansı göstermesi takdire şayan. Hani adam bıraksa bugün, hani pompacılık yapsa, orada dursa zaten para akıyor durmadan. Bu da oyuncunun aslında ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor. Bazı Hollandalılar, evet. Ülkeye gelen bazı Hollandalılar böyle değil maalesef. Yani buraya çok para yemeye gelen Hollandalılar da oldu. Abi bu kadar sen bu adamı övüyorsun, bu kadar pofosluyorsun ama Burnley'deki transferinde sadece 20 maçta 2 gol ve 3 asistle oynayabildi. Yani bu çok açıkçası düşük bir performans. Yani bu kadar övmene hak edecek mi tekli şeyleri var mı acaba? Bu adamın neyi var? Güzel soru. Ya şöyle, Wolfsburg'da ona çok saygı duyan bir teknik adamla oynadı. Glasner. Ve
Burnley'e gitme sebebi aslında yani Premier Lig'e transfer yapayım falan değil. Pandeminin etkisinden dolayı o aşıyla ilgili bazı şeyleri var. Oyuncunun fobileri var. Bu yüzden de Burnley gibi bir takıma gitti. Burnley zaten tercih edilecek bir takım değil. Şimdi bunu şöyle algılamamak lazım. Burnley kötü bir takım. Hayır, Burnley kötü bir takım değil ama Weghorst'un gideceği bir takım olmamalıydı. Kötü bir kariyer planı mecburiyetten pandemi dolayısıyla verilen bir karardı bu. Ama Burnley'e giden oyunculara bak. Gudmundsson diye bir oyuncu gitti Charlton Athletic'ten. Çok büyük gelecek vaat eden bir oyuncuydu bence Gudmundsson. Kariyerini mahvetti 4-5 senedir falan şeyde Burnley'de. Burnley biraz oyuncu öğütme fabrikası gibi bir yer. Çünkü bir oyun planı yok ama Valerian İsmail'in ben şunu yaptığını düşünüyorum. Net bir şekilde Weghorst'u Valerian İsmail'i arayıp baba biz senin üzerine bir oyun inşa etmek istiyoruz dediğini düşünüyorum. Çünkü Weghorst'u Glasner şu an Frankfurt'u çalıştıran Glasner yüksek ihtimalle istedi. Ama Valerian İsmail ona bence şöyle bir taahhütte bulundu. Biz senin üzerine bir oyun inşa edeceğiz. Nedir o oyun? Weghorst ön tarafta, arkada Muleka Gezal, arkası Joseph Jesson, sağ taraf Rozier, sol taraf Rıdvan Yılmaz. Ve biz toplu halde sana bu topları birden üçe geçireceğiz. Sayıs transferine bak. Sayıs birden üçe belki bu topları oynayacak. Bunları ve Emrecan transferi de bunu teyit ediyor. Ayağı düzgün bir çocuk Emrecan. Oraya doğru oynadığın toplarda ne olacak? Glasner diyorum. Glasner bizi andı. Weghorst ne yapacak? Weghorst topları indirdiği anda Gezal koşu yapacak, Muleka koşu yapacak. Ben çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Burnley performansını bence Beşiktaş'ın hiç göz ardı etmesi lazım. Hiç boş ver abi. Orası silinmiş bir sayfa olarak vardır ya. Hayatlarımıza bazen silmek isteriz. Silin abi boş ver. Ve hani taraftar arasında da şöyle bir atışma olur ya. Kardeşim bu Burnley'de bu adam işte 2 gol atmış falan. Hiç bence aldırış etmesin Beşiktaş taraftarı bu tip yorumlara. Çünkü kızdırırlar birbirine evet. Taraftarlar. Wolfsburg performansına bakın desin. Bu adam çatır çatır oynar, çatır çatır oynatır. Peki hocam, eski hocası, Wolfsburg'daki hocası Frankfurt'ta şu anda. Evet. Yeniden doğmak istese Frankfurt'taki hocasının yanına neden gitmesin? Bildiği bir hoca. Daha önce 20 küsur gol atmış, birlikte çalışmışlar. Beşiktaş niye? Beşiktaş Avrupa'da yok. Yeniden doğmak isteyip kendini göstermek istese Avrupa'da oynamak isterim. Para olsa, param var, 130 benzin istasyonum var. Neden Beşiktaş? Ya bu güzel soru ama benim de cevabını bulamadığım bir soru, onu söyleyeyim. Yani Glasner'in ısrarla ben Weghorst'u isteyeceğini düşünüyordum. Ama burada maddi imkanlar demek istemiyorum. Frankfurt'un da imkanları çok iyi ama Rıdvan Yılmaz konusunda bile Beşiktaş'ın çok kafasını ağrıttı mesela Frankfurt. Yani 3-4 milyon euronun hesabını falan yapıyor adamlar. Hani 3-4 milyon euronun hesabını yapıyor dedim. Ben 3 kuruşun hesabını yapan bizde hani yapılır belki ama yani transfer borsası açısından konuşmak gerekirse hani o Rıdvan Yılmaz gibi bir oyuncu alacaksın ve 3-4 milyon euro hadi 2 olsun falan mı diyorlar ne diyorlar bilmiyorum ama biraz fazla bence pazarlık yapan biraz Tahtakale esnafı gibi sanki Frankfurt. Ben Glasner'in yönetimi hani bizde vardır ya yönetime rapor etti. Glasner de bence yönetime raporunu mutlaka Weghorst hakkında yapmıştır. Yani öyle bir oyuncuyla oynamak istersin. Çünkü Kostić'le oynayacak. 3-4-3'ü oynayan bir takımsın sen. Ve Rıdvan Yılmaz'ı dörtlünün soluna koyacaksın. Kostić'i öne doğru gönderme lüksün var Frankfurt'ta. Yani bu opsiyonu sana sağlayan bir Rıdvan Yılmaz'ı reddetti bu Frankfurt camiası falan diyelim. Dolayısıyla Weghorst konusunda tabii saygı duyuyorum görüşün. Hani neden tercih etmedi ama bunu ben hocanın istediğini ama yönetimin reddettiğini düşünüyorum transferi. Abi bir de Türk futbolunda Beşiktaş'ta Gomez, Abubakar gibi güzel örnekler var. Aynı şekilde ama Batshuayi gibi de olumsuz örnekler de var. Yani istenilen performansı yansıtamamış. Weghorst'un bu durumu, bu gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? Yani gerçekten hangisine girer? Hangi yani sınıfa girebilir? Ya ben biraz daha Abubakar ve Gomez sınıfına gireceğini düşünüyorum ve satın alma opsiyonunu almazsa Beşiktaş taraftarı açısından şöyle bir etkisi de olabilir bir sene sonra. Ya niye Weghorst gidiyor dedirttirecek bir oyuncu. Hı hı. Ya ben çok yanıltacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncunun şu özelliği çok eksik diyebileceğimiz bir özelliği yok. Mesela gol vuruşu, 9'luk bir gol vuruşu yoktur ama 6.5-7-7.5'tan 8'i hak edecek bir gol vuruşuna sahip. Stoperin kucağından çıkıp o pas alışverişini yapma inisiyatifinde bulunan, oyunu açma, oyunu kenarlara yönlendirme, oyunun yönünü değiştirme ve bunlar hücum tarafı. Savunma yönünde Beşiktaş'ın o ön alan baskısı yapacağı durumlarda bu baskıyı rahatlıkla yapabilen ve çok iyi alan kapatabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncu almaya kalksan zaten çok ciddi maliyetlere girmen lazım. Bu oyuncu ancak zaten Burnley'de 2 gol atarsa alabilirsin. Yoksa Burnley'de bu adam gitseydi 18 gol atsaydı gelir mi abi buraya? Gelmez. Sen onu orada yakalayacaksın. Beşiktaş yönetimi bu yüzden çok değerli bir iş yaptı. Bence bu transferin bu kadar gecikmesi belki
daha önceden gelmeli miydi? Evet, ama öyle hemen getirtiremezsin bu oyuncu. Benim gördüğümü, yani Beşiktaş yönetiminin gördüğünü dünyadaki başka kulüpler de görüyor. Diyor ki ya bu adam Wolfsburg'da bu kadar muhteşem oyun oynadı. Burnley'deki ben bir senesiyle mi değerlendireceğim bu adamı? Hayır tabii ki. Dünya futbolu böyle bakmıyor. Ve Weghorst'a zaten başka talepler de vardı ama Weghorst bir numarada oynayabileceği takıma da gitti. Bence burayı tercih etti. Yani planın onun üstüne inşa edildiği ve buraya geldiğinde ikinci bir, mesela Frankfurt'ta bir rakibi vardı. Burayı da göz ardı etmemek lazım. Frankfurt çok ciddi bir yatırım yaptı Santrafor bölgesine. Evet abi, bugün iyisiyle kötüsüyle Weghorst'u biraz çekiştirdik. Weghorst hakkında, transfer hakkında konuştuk seninle güzel bir şekilde. Bu transfere 10 üzerinden kaç veriyorsun? 8. 8 benim için çok iyi bir puandır bu arada. Ben çok zor topçu beğenirim. Yani bu oyuncu 8, 8.5 diyeyim hatta, biraz da artırayım. Nereden kırdın peki puanı abi? 1.5 puan nereden kırıldı? 1.5 Beşiktaş'da o çok arka tarafta problem yaşayabilir mi? Josef Gessoen bende daha henüz bir izlemem lazım. Yani Josef Gessoen çok oturmuyor. Şu an için oturmuyor. Kağıt üstünde oturmuyor. İzlemeden karar vermemek lazım. Bir hazırlık maçı mutlaka görmek lazım Beşiktaş'ta. Josef Gessoen eğer oturursa Weghorst'un performansı da daha fazla artacaktır. Ama orada savunmada geçişi kolay yiyebilir Beşiktaş. Benim kafamdaki tek soru işareti bu. Çünkü Josef tek oynamayı çok seven bir oyuncu. Yani o dördün önüne, dörtlü savunmanın önüne biri çok güzel oynuyor. Orayı babalar siz gidin, ben burayı hallederim diyen bir oyuncu. Ama burada Josef Gessoen, onları belki biraz daha çapraz bir konumlandırma daha iyi olabilir. İkisine de belli alanı verip parselasyon tanımını çok net yapmak lazım iki oyuncuya. Ama ben yine 8.5'a devam edeyim Weghorst'a.